Evet, merhaba sevgili asistçiler. Kısa bir ara verdik. Asiste tekrar birlikteyiz. Şimdi ilk programımız bu yeni sezonda. Niye her şey eski? Niye her şey eski? Çünkü geçen seneden kalan son bir anıyı yaşatalım. Haftaya yeni dekorlarımızla sevgili basketbol severlerin huzurlarında olalım diye. Evet, geçen seneki bütün konuklarımızın isimleri hala duvarda ama bu duvar da değişecek. Yani potayı bırakmıyor. Pota gitmiyor. Pota gitmiyor. Teknik Üniversitesi'nin efsane potası. Bundan sonra da bizlerle beraber olacak. Şimdi bugün çok telefon gelecek, bana öyle geliyor. O sebepten telefon anonsumuzu yapalım, sonra hemen programa başlayalım. İşte arayan bulur. Evet, geçen seneden söz ettik. Sevgili Teoman, geçen seneyi özetleyen çok güzel, kısa bir kaset hazırladı. Asiste geçen sene neler yaşadık? Şimdi onu bir hatırlayalım. Ondan sonra bu seneye döneceğiz. Bu sene de işimiz zor. Asist geçen sene doğdu. Sizlerle birlikte büyüdü. Bu sezon yine karşınızda. Bu buraya geliş hikayesi. Zaman zaman eleştirilsek de başlayalım. Farklı program anlayışı, farklı dekoru, farklı anlatım tarzı ile asist geçen sene bir müseccel marka gibi basketbol severlerin aklında yer etti. Şimdi geçen sezon kasetlerinde küçük bir seyahat yaparak neler yapmışız bugüne dek bir göz atalım. Hoş geldiniz diyorum. Evet sevgili basketbol severler. Pota iniyor ve Hüseyin Beşok şu anda Avrupa Ligi'nde rebound kralı ve Mirsad Türkcan. I like assist. Bir dakika, doktorumuz bir şey söylüyor. Teşhisim nedir? Şimdi İsmet abi topu alıp sabah ve akşam antrenmanlarında dripling yapıp daha sonra dayattıktan sonra tekrar yerine koymak istiyorum. Ama o zaman madem ki böyle güzel bir hareket var, bir de koça ihtiyacımız var. Tanıdığın yerde bir koç var mı? Anons ettin de. Sıkılmadın değil mi? Yok, gayet güzel. Ha, hayır, biraz laf etti de gereken. Ya, ya sıkılırım, bana sonra sormazlar. Gayet güzel geçti. Yardım. İkini sıkıştırma. Reverse yaptı ya. Basketbolu seviyorum. I love this game. Basketbolu seviyorum. Basketbolu seviyorum. Basketbolu çok seviyorum. Çok seviyorum. Welcome. Hoş geldin Engin. Evet sevgili basketbol severler, konuklarımız yerleşirken biz de şu anda Bruno'nun en işlek caddesinin tam göbeğinde duruyoruz. İsmet Badem bizi ezdirmek için. Dur yapma. Do you know İstanbul? Yes, I know İstanbul. Where are you? I'm running basketball. I'm a basket. Sevgili basketbol severler, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'dayız. Sevgili basketbol severler. Sevgili Murat Muratanoğlu. Sevgili basketbol severler. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'dayız. Belki de Avrupa'nın en büyük, en tarihi kentlerinden biri. Huzurlarınıza Prag! I like basket. İlk önce Çelen Kılıç ve Andrea Stinson. Hoş geldin. Evet sevgili asistçiler, asist programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz diyelim Topaş. Evet. Basketbol takımı Türkiye 1. Lig şampiyonu, kupa sahibi, lig birincisi. Geçen seneden anımsadıklarımız bunlar. Bu yılda sizlere keyifli bir asist sunmaya çabalayacağız. Bizi izlemeye devam edin. Evet, geçen sene de Halil Üner'le açmışız. Evet. Bu sene de Halil Üner var. Özel bir anlaşmamız var ama bu sene de tek değil. Geçen sene İbrahim Kutluay'la geldi. Bu sene de
çok iyi bir dosttu. Tabii. Ama aynı zamanda da büyük rakibi. Çok uzun senelerdir basketbol sahalarında bence ezeli rekabeti şahıslarında, kişiliklerinde taşıyan iki arkadaş. Ancak kaseti seyrederken çok keyif aldım. Teoman'ın eline sağlık. Evet. Gerçekten ne kadar güzel şeyler yapmışız. İnşallah bu sene mutlaka bu çizgiyi aşmamız lazım. İnşallah. Evet, o rekabet kim, çok müthiş. Kim o? Murat Didin. Evet, şimdi Murat Didin'in de oradan çok güzel gülüyor valla. Murat Didin'in de anonsu. Ayrı köşelere koyduk. Evet. Mavi köşe, yeşil köşe derken. Asisti arayan bulur. Evet, amaçlarımızdan bir tanesi de basketbolu gençlere sevdirmek. Teoman bizim maçlardan, görüntülerden çok güzel bir kaset hazırladı. Bir derece zannediyorum ki amacımıza ulaşıyoruz. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama. Zaten basketbola hizmete başladığımız günden bu yana hedefimiz, evet, hedef kitlemiz hep gençler. Onlar çünkü Türk basketbolunun geleceğimiz, ve geleceğimiz. Sadece basketbolda değil, Türkiye'nin geleceği. Panellere de bunun için gidiyoruz. Evet Teoman. İyi akşamlar sevgili basketbol severler. Basketbol sezonunu hayırlısıyla başlattık. Transferler bitti, takımlar yapılarını oluşturdu. Geçen iki haftanın karşılaşmalarına bakınca ligin kıran kırana geçeceği ve bütün takımların şampiyonluk koltuğuna göz diktiği açıkça görülüyor. Bu sezon basketbol yine bizimle büyümeye devam edecek. Yıllardır basketbola destek olan Sinebeş ekranlarında hem Avrupa kupalarını hem de Türkiye liglerini izleyebileceksiniz. İki haftadır gördüğümüz görüntüler bize basketbolun geçen yıllara oranla daha popüler hale geldiğini söylüyor. Burası Bursa Atatürk Spor Salonu. Ligin ilk maçı oynanacak. Salonun dışında 2,5 kilometrelik kuyruk var. Bunca insan özledikleri basketbola koşmuş. Bilet parasının bir kısmı depremzedelere gidecek. Salon yenilenmiş, Euroleague maçlarına hazırlanmış. Birden kameramanımız Erdal Ceviz'in objektifine ilginç görüntüler takılıyor. O uzun kuyrukta 9-10 yaşlarında bir sürü çocuk sıkış tepiş maçı bekliyor. Hem de elinde biletiyle. İşte basketbolun geleceği. Sonra bir de baktık ki basketbol Türkiye'nin aile sporu olmuş. Bir baba ve oğul hafta sonu kaçamağı yaparak maça gelmiş, aynı heyecanı paylaşıyor. Basketbol sevdasında inat edip maçı izlerken bir yandan da çocuğuna biberonla mama veren ebeveynler salonları dolduruyor. Çocuğuna basketbol sevdirmek isteyen aileler yaşına başına bakmadan çocuklarını maçlara getiriyorlar. Gördük ki basketbol sporunun önü açık bu ülkede. Türkiye'de basketbol iyi yerlere gelecek bu çocuklar sayesinde. Televizyondan naklen verilen bir basket maçında insanlar rahat evlerinden kalkıp salonu tıka basa doldurabiliyorlarsa bizlere de o insanlara iyi basketbol izletmek düşüyor. Şimdi bu çok güzel bir şey. Çünkü annem beni neredeyse spor sergide doğuruyordu. Yani herkes bana niye basketbolu bu kadar çok seviyorsun diye sorar. Onlar babamla bütün maçlara aboneydi. Sinan'ı beni de hep götürürlerdi. O hakikaten genç yaşta aşılandığı zaman giderek büyüyen bir sevgi. Vallahi gelen e-maillerden, fakslardan ve gittiğimiz zaman salonlara o genç neslin basketbol sevgisi okullarda ve inan bana her maçtan sonra Türkiye'nin her yöresinden, Malatya dahil yani isim vermek istemiyorum, her yöresinden o genç nesil nasıl telefon ediyor, nasıl hesap soruyor, nasıl tartışıyoruz, çok keyifli. Evet, evet. Yani mükemmel bir kaset ve gençleri çok iyi yakalamışız. Böyle de devam eder inşallah. Şimdi basketbola dönelim. Tabii. Şimdi bu sene takımlarımızın işi gerçekten çok zor. Çünkü çok güçlü kupalar var. Avrupa Ligi bu sene belki de en güçlü senesini yaşayacak. Saporta büyük önem kazandı. Koraç da iyi bir kupa. Şimdi Avrupa Ligi'nin bir tanıtımıyla başlayalım. Çünkü en büyük lig olduğu için ondan sonra tekrar konuşacağız. Litvanya takımı Žalgiris Kaunas'ın Münih'te en büyük kupayı
havaya kaldırmasıyla sona eren 1998-99 EuroLeague sezonu bu sezon belki de en çekişmeli yılını yaşayacak. Bu sezon favori yok. Yugoslav ekolünden olan yıldızların yurt dışında beklediklerini bulamayıp tekrar yuvaya dönmeleri ya da yuvada kalmaları bu ekolden olan takımları da başa oynayacak duruma getirdi. İşte Sasha Obradovic'li Kızıl Yıldız. İşte Marko Milic'li Union Olimpia. İşte Dejan Tomasevic'li Buduknos. İşte Gordon Grichek ve Josip Cezar'lı Cibona Zagreb. Panathinaikos ve Fortitude Bologna'nın favori gösterildiği ligde İtalyan, Fransız, Yunan, İspanyol ve Türk takımları da güçlü ekipler arasında gösteriliyor. Geçen sezonun şampiyonu Kaunas'ın çok güç kaybettiğini ve Rus basketbolunun dinaması CSKA Moskova'nın da maddi sıkıntılarının devam ettiğini düşünürsek bu iki güçlü ekolün işinin zor olduğu ortaya çıkıyor. Alba Berlin, Alman basketbolunun gözdesi ve sürpriz kovalıyor. Efes Pilsen, Ülker Spor ve Tofaş'ın işleri bu sezon gerçekten zor. Tofaş oturmuş kadrosuna rağmen ilk kez EuroLeague'de yer alacak. General David Rivers omuzuna bir apolet daha takmak istiyor. Efes Pilsen ve Ülker Spor'un bu ligde tecrübeleri çok. Ancak her iki ekipte yepyeni kadrolar oluşturdu. İki takım da hala uyum sağlama sıkıntıları yaşıyor. Aydın Örs ve Çetin Yılmaz bu ligde yer alan en tecrübeli koçlar arasında ve bu uyum süresini mümkün olduğu kadar kısaltmaya çalışacaklar. İşte NBA'den sonra dünyanın en güçlü ve zorlu basketbol ligi. Haydi Tofaş! Haydi Efes! Haydi Ülker! Asist sen bir tanesi. Asist sen bir tanesi. Basketbol tabii ki sınav eşliydi. Asist sen bir tanesi. Bütün sırlarımızı veriyorsun. Evet, Avrupa Ligi başladı. İki hafta geride kaldı. Hakikaten çok zor bir lig. Panathinaikos favoriler arasında gösteriliyor demiştik. Tofaş karşısında izledikten sonra ki Tofaş inanılmaz mücadele etti o gün. Panathinaikos belki de en büyük favorisi. Şimdi Tofaş'ta çok güzel bir sistem oturtturuldu. Bir, geriye çabuk koşulacak. İki, ileriye pasbek'e mutlaka pasbek denenmesi yapılacak. Üç, çok iyi şekilde top tevziği olacak. Reboundlar alınacak. Bir tek şey, küçük detaylarda minik hatalarla Panathinaikos gibi bir devi elimizden kaçırdık diyorum. Çünkü Panathinaikos'ta Bodiroga ve Rebreçan dışında herkesi durdurduk. Birazcık Bodiroga'yı durduramadık. Ama Bodiroga'yı yıllardır kimse durduramıyor. Rebreça geçen sene biraz kötüydü ama bu sene yine eski formunu bulmuş. Ülker Spor çok önemli bir galibiyet aldı İtalya'da. İtalya şampiyonunu İtalya'da yenmek kolay değil. Varese'yi yendi ve alışma döneminin çabuk geçeceğini sinyal etti. Varese'ye karşı ben özel maçta da izlemiştim. Çok popüler ve spektaküler oyunculardan kurulu. Pozeko, Menegin gibi. Tabii. Ve ben Ülker'in elde ettiği bu başarının artı bir hane olduğunu ve bunu asla kaybetmemesini, bu avantajı yükseltmesini bekliyorum. Efes'te iki mağlubiyetle başladı ama iki zor deplasman. Hiç önemli değil. Onlar da uyum devresinde. Mulomerovic çok kötü bir maçtan sonra şimdi iki maç hakikaten iyi oynadı. Bir rebound sıkıntısı var. Aynı sıkıntı Ülker'de de var ama 3 takımımızda en azından herkesle başa baş mücadele edebilecek durumda. Şimdi Efes Pilsen'de sadece bir tek şey. Sırtı dönük, pivot mevkiinde post-up yapan, yani Hüseyin, Jackson ve Drobniak mutlaka pivot mevkiinde biraz tehdit etmeli rakipleri ki diğer oyunculara şut kalsın. Mark Jackson ve Drobniak, Hüseyin dışarıdan şut atarsa, evet, İbrahim gibi, Hidayet gibi oyuncular nasıl şut bulsun? Bir de savunma ribaundu alıp ilk pası verecek mutlaka adam lazım. Çünkü İbrahim onları tabakla çok iyi yapıyordu Fenerbahçe'deyken. Şimdi Saporta Kupası bu sene çok önemli. İki temsilcimiz var Saporta Kupası'nda. Darüşşafaka çok iyi başladı. Fenerbahçe iki şanssız mağlubiyet aldı. Halil Hoca'ya da onları soracağız o geldiği zaman. Ama Saporta Kupası da bizim için çok çok önemli. Çünkü gelecek sene Avrupa Ligi'ndeki takım sayısını belirleyecek.
O sebepten şimdi de Saporta Kupası'nın... Saporta Kupası'na geçmeyen bir cümle söyleyeyim. Belki fırsat kalmaz. Ülker Spor çok önemli bir galibiyet aldı ama ben hala iddia ediyorum. Ülker Spor'un mutlaka 5 numaralı mevkide sırtı dönük, potaya dönük. Kevin Renka'nın çok savunma yaptığı zaman hücumda performansı düştüğü için oraya mutlaka dev bir 5 numaralı oyuncuya ihtiyaç var. Bilmiyorum, herhalde Lütfü Arıboğan gerekli düşünceler içinde Çetin'le onu halledecektir. Şimdi Saporta Kupası. Evet. Saporta Kupası Avrupa'nın ikinci kupası. Ancak FIBA'nın yeni uygulamasına göre bundan sonra Saporta Kupası daha da büyük bir önem taşıyacak. Çünkü bu kupada alınan neticeler bir sonraki yıl o ülkeden kaç takımın EuroLeague'e katılacağını belirleyecek. Saporta Kupası bundan böyle ateşten gömlek. Kupanın iki büyük favorisi KK Zadar ve Kinder Bologna. Dino Radyalı, Arjen Komazekli Zadar esasında bir EuroLeague takımı. Yani kuzu postuna girmiş bir kurt. Kinder ise geçen sezon EuroLeague finalisti. Danilovic, Rigadu, Stombergas ve Ekonomi gibi isimler. Daha doğrusu firmalar. Kinder Bologna, Saporta Kupası'nın en büyük favorisi. Ancak basketbol bu. Top yuvarlak. Bu sebepten favoriler arasında Anthony Bowie ve Martin Mursep gibi iki eski NBA oyuncusuna sahip AYK da yer alıyor. Bowie geçen sezon Kanus'u EuroLeague zirvesine taşıdı. Pamesa Valencia İspanya Ligi'nde fırtına gibi esiyor. Geçen sezon Saporta'da final oynadı. Tau Ceramica Arjantinli Oberto ile zirve hesapları yapıyor. Adeko Milano, Iraklis ve Split zengin geçmişi ve basketbol kültürüne güveniyor. Fenerbahçe ve Darüşşafaka bu kupadaki temsilcilerimiz. Sarı lacivertler Halil Üner yönetiminde en çok Jerome Robinson ve Radisav Djurdjic'e güveniyor. Darüşşafaka'da ise Zare Markowski dönemi başladı. Orhan Güler'in sakatlığı çok önemli. Ancak Michael Ainsley büyük bir silah. Vitali Nosov rebound ustası. Avrupa'da son yıllarda önemli tecrübe kazanmış bu iki ekibimizin hedefi en azından yarı final. Asisti çok özledik. İsmet'ciğim. Asisti çok özledik. Asist seviyorum. Çalışmayı çok özledim. İyi ki bitti. Asist başka yok. Tanımıyorum başka. Bir numara olamaz mı? Asisti çok seviyorum. Asisti çok özlüyorum. Her hafta özlemle onu bekliyorum. Ne güzel. Ya rematch kötü oynadı diye ne o? Demir parmakların arkasına koymuş. O düzelecek. Yani düzelecek. O bence... Ama çok önemli onun o şutları tabii sokması. Yani oraya double team geldiği zaman dışarıya topu çıkarıp o müsait şutlarını kullansa her takımı yenebilir Tofaş. Evet, Saporta Kupası'nda durum öyle. Halil Üner'le Saporta Kupası'nı da konuşacağız. Tabii Djurdjic'in sakatlanması Fenerbahçe'yi çok olumsuz etkiledi. Tabii. O iki mağlubiyetin sebeplerinden biri de o. Şimdi de Murat Didim ve Galatasaray'ın yer aldığı Koraç Kupası'na bir göz atalım. Tam 4 takımımız var. Koraç Kupası bir zamanlar Avrupa'nın en güçlü takımlarının mücadele ettiği kupalardan biriydi. Efes Pilsen bu kupayı kazandığında Team System Bologna, Stefanal Milano, Panionios gibi devleri yenmeyi başarmıştı. Son yıllarda Koraç Kupası gücünü kaybediyor. Bu sezon bu kupada yer alan 4 takımımızdan herhangi biri bu kupayı kazanırsa kimse fazla şaşırmamalı. Limoges, Pepsi Rimini, Reggiana Emilia, Girona, Peristeri, Benston ve Bayer Leverkusen gibi önemli isimler var. Ancak takımlarımız Galatasaray, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom ve Beşiktaş da en az bu takımlar kadar önemli isimler. Galatasaray geçen sezon olduğu gibi bu yılda sezona iyi başladı. Yeter ki geçen sezonki mali kriz bu yıl kendini göstermesin. Pınar Karşıyaka uluslararası tecrübeye sahip, yabancılarına güveniyor. Ayrıca İzmir seyircisi de önemli bir silah. Türk Telekom ligimizin dişli ekiplerinden. Slovenya ekolünü temsil eden 3 yabancı ve tecrübeli Türk oyuncularıyla şanssız başladıkları sezonda çok ses getirebilirler. Beşiktaş ise Koraç Kupası'ndaki 4 takımımız arasında en mütevazi kadroya sahip. Ancak hiç de hafife alınacak bir takım değil. Tabii ki Avrupa'da herhangi bir kupayı kazanmak kolay değil. Ancak bu sezon 4 takımımızda Koraç Kupası'nda biz de varız diyor.
Favorisi belli olmayan Koraç Kupası'nda iki Türk takımın yarı finale kalması, hatta biraz şans faktörüyle final bile oynaması bir hayal gibi görünmüyor. Evet, Koraç Kupası'nda yani ben inanıyorum iki Türk takımı yarı final, çeyrek final, final, ne diyorsun Murat Hoca? Olabilir değil mi? Yalnız Galatasaray'ın seyirci desteğine de ihtiyacı var. Evet, yani son Beşiktaş senelerde ve Galatasaray ve Fenerbahçe'nin seyircisi mutlaka Avrupa Kupası maçlarında özellikle takıma sahip çıkması lazım. Nasıl olsa bizi seyretmeyecekler ama en niye? Azından şunu söyleyeyim. Seyretmeyecek olanları söyleyeyim. Şu anda programı da seyretmiyorlar. Galatasaraylı yöneticilerin üst düzeyde futbola endekslenmiş yöneticileri var bazıları. Onlar Osman Atlat'a, Doğan Akyemez'e, Murat Didin'e yardımcı olursa, herhangi bir maddi problem yaratılmazsa bu kadroyla Koraç Kupası'nda çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. İsterseniz hemen burada kağıt imzalarım. Bir tane bulurum. Murat Didin de oradan bir kağıt uzatıyor. Evet, şimdi Avrupa kupalarını özetledik. Geçtiğimiz hafta takımlarımız Avrupa kupalarında neler yaptı ona bir göz atalım. Halil ile Murat'ı da yavaş yavaş yanımıza doğru çağıralım. Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımız bu hafta 2 galibiyet 3 yenilgi aldılar. Euroleague'de C grubunda yer alan Ülkerspor, geçen sezonun İtalya şampiyonu Varese Roosters'ı deplasmanda 86-82 yenerek büyük bir başarıya imza attı. B grubunda mücadele eden Tofaş, Bursa'da kupanın en büyük favorisi Panathinaikos'u salladı ancak yıkamadı ve rakibine 64-59'luk bir skorla boyun eğdi. Efes Pilsen D grubundaki ikinci maçında İtalyan PAF Bologna'ya 20 sayı farkla 76-56 yenilerek basketbol camiasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Saporto Kupası'ndaysa Darüşşafaka Hırvatistan'ın Split takımına deplasmanda 76-75'lik bir üstünlük sağlarken Fenerbahçe İstanbul'da Polonya temsilcisi Zepter Slaska 83-77 yenilmekten kurtulamadı. Asist yeniden başlıyor. Hoş geldin asist. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Tekrar sizlerle asiste birlikte olacağız. Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi geçen sezon Türkiye Ligi çok güçlüydü. Avrupa'nın en pahalı liglerinden biriydi. Hatta belki en pahalı ligiydi. Çok çok büyük isimler Türkiye Ligi'nde oynadı. Bu sene İşte ekonomik durum şu bu falan derken bütçeler biraz düştü. Ama o giden oyuncuların yerine kimler geldi ve onların yerlerini doldurabilecekler mi? Bu çok basketbol severlerin merak ettiği bir konu. İstersen şöyle yapalım. Kaseti yapalım. Seyrettikten sonra bir yorum getirelim. Tamam. En tamam. Uygun o. Çok güzel. Türkiye 1. Basketbol Ligi geçen sezon Avrupa'nın en pahalı ligiydi. Başta Fenerbahçe, Tofaş, Efes Pilsen ve Ülkerspor olmak üzere takımlarımız birçok yıldızı renklerine bağladı. Bu yıldızlardan bazıları aldıkları paraların karşılığını verdi. Tofaş'tan David Rivers ve Rashad Griffith, Fenerbahçe'den Zan Tabak gibi. Ancak bazıları hayal kırıklığı yarattı. Mahmud Abdulrauf, Conrad McRae, Zoran Savic gibi çoğu da takımları için pahalı bir ders olmaktan öteye gidemediler. Bu pahalı dersin Türk basketboluna zararı büyük oldu. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yemeye başladı. Ve bu sezon bütçelerde çok büyük bir düşüş yaşandı. Yeni gelen oyuncular gidenler kadar pahalı değil. Ancak her şeye rağmen doldurmaları beklenen boşluklar çok büyük. Bu tür oyuncuların başında Damir Mulomerovic geliyor. Namoski Türkiye'de bir ekol ve onun yerini almak gerçekten zor. Muğla şimdilik bir iyi bir kötü ancak çok yetenekli. Aydın Örsün saha içindeki beyni ve yardımcısı olmayı başarırsa Efes Pilsen çok rahatlar.
Ülker Spor'un iki sezondur Michael Anderson'la hem güzel hem de kötü günleri oldu. Anderson'ın özel hayatına dikkat etmemesi, belki de geri getirilmemesinde yaptığı kritik top kayıpları kadar önemli bir yer oynadı. Ancak Anderson iyi oynadığı zaman Ülker Spor'da çok iyi oynuyordu. Titiz bir araştırma sonucu Delaney Rudd seçildi. Ancak Rudd kaçınca acilen NBA tecrübeli Jerome Allen getirildi. Savunma reboundı almakta sıkıntılı olan Ülker Spor'da tempo hızlandıkça Allen daha kolay uyum sağlayacak. Radisav Djurdjic basketbol severlerin yakından tanıdığı bir isim. Zantabak ise sezon başında Fenerbahçe seyircisi tarafından yuhalanan ancak daha sonra aynı seyircinin kalbinde taht kuran bir pivot. Djurdjic'in işi diğerlerinden belki daha kolay. Ancak ilerlemiş yaşı ve sık sık ufak tefek sakatlıklar yaşaması basketbol severleri biraz endişelendiriyor. Fenerbahçe'de diğer bir boşlukta Efes Pilsen'e kiralanan İbrahim Kutluay'ın oynadığı mevkide meydana geldi. Bu boşluğu doldurmaya çalışan isim ise Jerome Robinson. Diğer isimlerin tersine lige çok iyi başlamış olması Robinson için bir avantaj. Şimdiden takım arkadaşlarının ve seyircinin güvenini kazanmış durumda. İşte bütçelerin ufaldığı Türkiye Ligi'nde yerlerinin doldurulması gerçekten zor olan bazı isimler ve onların yerlerini doldurmaya çalışacak olan yeni oyuncular. Zaman içinde kimlerin bu zor görevlerin üstesinden gelip gelemeyeceği belli olacak. Dodo kapmış motor sikleti. Evet. En kritik isimler. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Evet. Yalnız motor sikletin sahibi Bora'dır. Bora'nın soyadı da çok enteresan. Fıs Bora diyorlar ona. Ben bir türlü Fıs'ın anlamını çözemedim. Şimdi 3 tane önemli mevkide 3 tane önemli değişiklik var. Namoski, Mula Omarovic. Şimdi Namoski lider doğdu. Liderler yetiştirilmez. Liderler doğar. Namoski lider doğdu ve Aydın Örs'ün çok büyük yardımcısıydı. Senelerce Efes Pilsen'i Aydın Örs ve Namoski'nin beyni bir yerlere getirdi. Şimdi Namoski yok, Mula Omarovic var. Ancak şimdi Aydın Örs bir ikilem içinde. Çünkü yeni bir kadro, yeni bir takım, eski oyuncuları var. Ama eski oyuncular da genç. Yani Hidayet genç. Dolayısıyla Hüseyin kaptanlığı İbrahim'e verdi. Şimdi kaptanlığı İbrahim'e verince acaba bir de rütbe ve omzuna bir apolet mi koydu? Şimdi İbrahim Kutluay hep geçmişinde lider olarak gelen bir oyuncu. Ben Aydın Örs'ün İbrahim Kutluay'a biraz liderlik vererek Mula Omarovic'in sadece point guard görevini yaparken o takımda eskiden point guard'ı lider, şimdi artık İbrahim olur diye düşünüyorum. Djurdjic ve... Bu arada iki eski koçu da burada İbrahim'in. Evet, onlardan da sorarız. Tabii. Djurdjic ve Zantabak. Zantabak bana göre Djurdjic'ten daha iyi bir oyuncu. Ancak Djurdjic 3 saniye içini çok iyi dolduran, sakatlığı olmadığı zaman çok tehlikeli bir oyuncu. Zaten bunu zamanla göreceğiz. Ancak Zantabak da çok iyi bir oyuncu. Yalnız Zantabak'ın yanında İbrahim Serdar vardı. Dolayısıyla ona yardımcılar daha fazlaydı. Şimdi Fenerbahçe'de bu işler biraz daha zor olacak. Onu da yine Halil'le öğreniriz. Tabii ki en önemli konu şu. Allen geldi ve Michael Anderson gitti. Michael Anderson bana göre Avrupa'da oynayan point guardlar içinde asla enerjisi tükenmeyen, nefesi tükenmeyen çok dinamik bir oyuncuydu. Ancak şartlı refleksle oynayan, hisli kavlel vuku ile oynayan bir oyuncuydu. Dolayısıyla Allen'ın çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü Allen basketbol bilgi ve kültürü daha iyi. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, çağıralım mı? Çağıralım. Evet. Öyle değil, öyle değil. Evet sevgili basketbol severler. Şu anda iki konuğumuz Galatasaray Teknik Direktörü Murat Didim ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Halil Üner bizlerle birlikte. Yıllardır bir araya gelmez diyorlardı herkes bu ikili için ama yarım saattir de uzak mesafeli konuşuyorlar aralarında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Güzel sorular gelecek. Bizim de kasetlerde ekrana gelen bazı sorulara da cevap vereceksiniz. Zannediyorum ki güzel bir sohbet olacak. Şimdi sizin aranızdaki bu rekabet yıllardır değil mi? Ama şöyle bak, şimdi sevgili basketbol severler, şunu açıklayalım.
Şimdi biz rekabet var, rekabet var. Her antrenör arasında rekabet var. Ama bunların arasındaki rekabet, yani Murat Didim ve Halil Üner arasındaki rekabet bazı uç noktalarda, çünkü ikisinin adı cine çıkmış. Yani bunlar tabii. Şimdi dolayısıyla istersen şöyle yapalım. Genç basketbol severleri aydınlatabilmek için, çünkü birçoğu senin geçmiş dönemde kariyerinde nerelerde koçluk yaptığını, senin nerelerde koçluk yaptığını bilmezler. Bir teklifim var. Bu rekabete başlayabilmek için hafif bir kariyerlerinizden bahsedin. Sonra bu rekabet nereden geliyor ve nereden kaynaklanıyor? Hazırladı Teoman. O zaman o geçmişe onların üzerine konuşalım. Onlar yok zannetmiyorum. Peki çok kısa, rekabeti kim başlattı? Abi güzel bir şey söyleyeceğim. Baski cin dedi şimdi. Baski aptal baski antrenör olmaz ki, herkes cindir zaten. İşsiz antrenör olursa. Onun için rekabet var. Herkes arasında rekabet var. Onun için kimsenin var. Özel bir rekabet yani, dolayısıyla var. Dolayısıyla var tabii. O zaman da iddialı antrenör Murat. Ben de iddialıyım. Kaybetmek istemiyoruz. Sonuçta kazanmak için her şeyi yaptık yani. Onun için tamam, bu... Kasete girmeden önce ikiniz de birer hikaye anlatın. Sen Murat'a ne yaptın mesela? Yani bir tane ben, çok var. Ben Murat'ın bir forma değiştirmişti bana. Öyle mi? Evet. Murat forma numarası değiştirmişti. Yani İstanbul'dan bir gelip maç izlemeye gelmişler. Bizim oyuncularımız izleyecekler. Tabii. Ben de orada Kore'yi çalışıyorum. O zaman kaset maset yok. Yok kaset yok tabii ama kendi gel başka birini yollamışlar. Yani oradan böyle ne bileyim bir talebe gibi bir olancağız gelmiş. O da çok biraz tabii bu işin amatörü. Geliyor, ben bu maçı seyredeceğim. Seyredebilir miyim diyor. Seyredebilirsin deyince biz de bütün numaralar. Sana soruyor bir de yani. Dartlar piyotu numarasını giyiyor. İbrahim Kutay'ın sırtında kaç numara? 10 numara. 10 numara. 10 numarayı piyot giyiyor. ben maça geldiğimde. Sen ne yaptın? Ben maça geldiğimde tabii 10 numara şutör dedikleri herif çembere görmüyor yani. Çemberi döven bir adam. Anladım, sonra uyandık ama biraz işten geçtikten sonra. Peki sen ne yaptın Murat? Benim de bir uzun oyuncum vardı. Yalnız bir tarafından dönen. Muratların da video kamera daha yeni çıkmış. Maçları şey alıyorlar. Kasete. İlk eleme grubunda adamın nereden döndüğünü göstermemek için ayağını alçıya aldım. Sakat gibi maçtan önce de alçıyı söktük. Evet, işte böyle tatlı bir rekabet. Şimdi bu ezeli rekabetin, takımlar da ezeli rakip çünkü şimdi bu sene. Nasıl bir araya geldiğini izleyelim hep birlikte. Çünkü epeydir görüşemiyorlardı. Tabii o kulübeyle ben... Halil Üner ve Murat Didin, Türk basketbolunun iki önemli ismi. İkisinin de seveni çok. Yıllarca Türk basketboluna hizmet ettiler. Oyuncu yetiştirdiler. Şu anda biri Fenerbahçe'nin, diğeri ise Galatasaray'ın teknik sorumlusu. Ezeli rekabette iki rakip. Aralarındaki rekabet yıllara dayanıyor. Üner Çukurova'yı Didin'le Beslen'i çalıştırırken birbirlerine üstünlük sağlamak için hemen hemen her yolu denediler. Rekabet zaman zaman tartışmaya, bazen de biraz ötesine kadar uzandı. Ama yıllar ikisini de eskitemedi. Kazansalar da kaybetseler de çoğu kez eleştirildiler, suçlandılar. Ama onlar hep ön planda kalmayı başardı. Bir takımda işler iyi gitmiyorsa çözümün adı belli. Ya Halil ya da Murat. İkisi için de fazla zeki, yıldız oyuncu sevmez, takımları şampiyon olamaz gibi eleştiriler halen yapılıyor. İlk kez sorulara ve eleştirilere cevap verecekler. Yan yana, omuz omuza. Yalnız ikisi de haberi yok. İkisinin de haberi yok. Evet. Şimdi Murat dedim benle geliyor. Halil de başka arabayla geliyor. Şimdi ikisi de merak içindeler ve nereye gidiyoruz? Dedim, düşündüm. Böylesine iki tane cini dedim. Tarih nostaljik kokan bir yere götüreyim ve surların tepesine çıkardım. İkisi de aynı anda ve onun dibinde gördüler, birbirlerini gördüler ve çok tatlı. Ne kadar ama iyi oldu. Ama çok sevindiniz yani. Şimdi telefonlarımız birikmiş bile çünkü hem Galatasaray hem Fenerbahçe olunca, hem Halil Üner hem Murat Didin olunca bu çok doğal. Bir telefon alalım. Bizim sormak istediklerimizin bazılarını belki izleyiciler soracaktır. Evet, ilk telefonumuz hazır. Alo. Alo. Ozan Öztekin Manisa'dan arıyor. Merhaba Ozan. Merhaba. Biliyorsun bizde süre var. 30 saniye. Evet. 30 saniye süren başlıyor. Hemen sorunu alalım. Evet, ben önce hepinize iyi günler diliyorum. Ben Fuantipi Galatasaray taraftarıyım. Soru Murat dedi ne olacak? Öncelikle başarılar diliyorum takımda ve ilk iki haftalık Manic'in performansı çok düşük geldi bana. Bu konuda iki düşüncelerini almak istiyorum. Zannedersem Manic Kolej maçında sıfır sayıdan oynamış.
Konya maçında 4 sayıyla oynadı. Bu konuda neler düşünüyor? Bir de Lloris'in Lloris'le çok az oynandığı kanısındayım ben. Biraz evet, 30 saniye doldu. Süresi kim doldu. Çok az şey oynadı? Orayı duyamadım ama ilk soru Lewis'in miydi? Hayır, ikinci birinin çok az oynadı. Şöyle yapalım, hatta Teoman'a rica edelim. Cümleyi yarıda kesmeyelim. Belki bir cümleyi bir saniye kadar bir uzatırız. Çünkü cümleyi alalım. O zaman soruyu anlamıyoruz. Uzattı ama zaten. Evet Murat. Şimdi Mamić çok genç bir oyuncu. 23 yaşında. Hırvat Ümit Milli Takımı'nın bir oyuncusu. Ama bir Mamić'in uyum problemi var. Uyum problemi de bence şöyle oluşuyor. Yani tabii çok güzel izlemiş. 4 sayı attığını biliyor. Ankara'da bir sayı atmadığını biliyor kolej maçında. Mamić Hırvat oyuncu. Artı tabii Hırvatlar da Raja'dan başlayarak hepsi Kukoc önemli oyuncular. O da burada kendini çok önemli olarak göstermeye çalışıyor. Şu anda orada. Onun için de yapamayacağı işleri de yapmaya çalışıyor. Mesela birebir oynamaya. Halbuki Mamić'in hiç birebir oynamasına gerek yok. Bizde Henglokten artı Kuadrodolis, Orhun, Kerem zaten bir sürü birebirci var. O orada ceza atışını yapsa müthiş rahat edecek. Çünkü şutu da var yani. Hı hı. Ama o biraz daha böyle fazlasını vermek istediği için bence şu anda biraz gergin günler geçiriyor. Ama bunları atlatacak inanıyorum. Ve hakikaten bize yararlı olacak. Bir de yönetmenimiz Teoman uyarıyor. Galatasaray sezon öncesinde çok iyi performans yakaladı. Ligde sanki biraz düşüş varmış diye sormuş. Ya sonunda. Valla sezon öncesinde tabii yaptığımız maçlar çok ciddi takımları yendik. Ligde de baktığın anda bugün işte Kombasan Fenerbahçe ile başa başa oynadı. Herkesle başa başa oynayabilir. Biz o maçı çok kötü başladık. 12'de 1 ile başladık. Hı-hı. Acayip düşük yüzeye başladık ama sonra inançlı, dirençli savunmayla geldik maçı 15 kadar öne geçtik. Şimdi Ankara'daki kolej maçını televizyon vermedi ama baktığın anda Galatasaray kolej maçı bir ara oyunun bitmesine 12 dakika falan 26 farka çıktı. Yani maç 40'lara gidiyordu. Sonradan. Ama oradan sonra ki bizde çok üzdü yani beni fazlasıyla üzdü. Orada biraz yumuşama oldu. Nasıl olsa kazandık diye. Salon atmosfer muazzam. Kübik skorboardlar falan. Hı-hı. Herkes orada biraz hani işin daha fantazisine kaçınca fark aşağı indi ki bence biz iki maçı da 30'larla kazanabildik. Yani çünkü maçı maç içinde kazandık. Bizim Dolan'ın deyimiyle maçı sonra ikinci defa kazandık. Yani yaklaştık bir daha kazandık. Yani sezon başındaki performans devam ediyor. Ediyor. Evet. Bir telefonumuz daha var. Alo. Soner Sakin İstanbul. Merhaba Soner. Merhabalar. Benim sorum Halil Üner'e olacak. Tamam. 30 saniyeni başlatıyoruz hemen. Sorularım daha doğrusu. Bir takımı lig öncesi sakladığınız söyleniyor. Sakladınız mı? Sakladınızsa neden? İkincisi İbrahim'in rolünü kim üstlenecek? Yani sazı eline kim alacak? Yoksa takım lidersiz mi oynayacak? 3. Sadece savunma ile şampiyonluk gelebilir mi? 4. Ermal Kurdoğlu nerede? 5.'si de Karşıyaka kökenli oyuncuları getirdiniz yabancı olarak. İşte Gilmore, Jurgic, Veradun. Evet. 5 soru. Şimdi evet, 5 soru yeter değil mi? Tabii, gayet takımı özetle. Sakladın. Evet. İlk soru. Şimdi bir kere takımı saklamak diye bir şey söz konusu değil. Koca takımı nereye saklayacağım yani? Hepsi 2 metre değil, civarında. Metre aslan civarında. Gibi çocuklar. Ya bu kamuoyunun bizim yurt dışında hazırlık yapmamıza getirdiği bir espri. Yani takımı saklamak falan. Kim yazdı? Kim getirdi? Kim yazdı? Şimdi ben şunu söylüyorum. Tabii bizim gittiğimiz yerler fazla sempatik, fazla popülaritesi olan yerler değil. Bir Bormio olsa bütün basın peşimizde olurdu. Biz Slovenya'da olduğumuz için Slovenya basın ve Split'e gittik, evet, bizim peşimizde de olmadığı için bizle ilgili pek iz bulamadılar gibi oldu. Yani biz saklanmadık. Tabii şimdi Bormio'da arayan yoktu diyorsun. Bormio'da işin popülaritesi olduğu için herkes oraya gitmeyi pek seviyor. Biz Slovenya'daydık ve gitme sebebimiz de şu. En önemli sebebimiz genç bir takım, genç oyuncular var. Türkiye'de hazırlık maçları yaptığınızda dolayısıyla kamuoyu Fenerbahçe olsun, Galatasaray, Beşiktaş galibiyet istiyor daha başlangıçta. Ama o hazırlık döneminde galibiyet için oynamak yalnızca genç oyunculara şans vermemek demek. Yani hata yapacak oyuncuya şans vermeyip daha tecrübesiyle oynamak demek. O zaman da diğer oyuncunun improve etmesi, geliştirmesi mümkün değil. Biz oradaki maçlarda kaybettik de kazandık da ama 20'şer dakika ortalamayla maçlar oynadık. Tamam, yani 20 maç oynadık. Daha seri. İbrahim'in liderlik rolünü kim alacak? Şimdi ya da alacak biri var mı? İbrahim'in Fenerbahçe basketbol takımında tabii ki çok büyük katkısı var. Fenerbahçe'den yetişmiş. Hem Avrupa'da Türkiye'de çok büyük bir oyuncu. Ama onun gitme arzusu dolayısıyla, maddi olarak gitme arzusu dolayısıyla İbrahim gitti. Yoksa İbrahim'i Fenerbahçe kulübü bırakmadı. Hayır. Takım içinde takım var içinde mı? Şimdi bir takımda, her takımda İbrahim yok ki Türkiye'de. Evet. Yani Avrupa'da her takımda Bodiroga yok. Sistemler kurulur.
elindeki oyunculara göre olur. Bizim takımda da İbrahim kadar liderlik üstlenmese dahi İbrahim'e yakın skoru götürmeye çalışacak bir Robinson var. Biz de kasette değindik zaten. 2 numara pozisyonunda oynayacak Miller yavaş yavaş adapte oluyor. Jurčić biraz daha forma girecek. Yaş icabıyla bir ay içinde zaten girer. Yaşlı oyuncular biraz daha geç girerler. Peki sadece evet. Savunmayla şampiyon olabilir misin diye vallahi bir soru geldi. Sadece savunmayla, sadece hücumda zaten şampiyon olmaz. Şampiyon olacaksa savunmadan kaynaklanan bir hücum olacak. Biz bu savunmayı oturtmaya çalışacağız. Yavaş yavaş da oturuyor. Biraz daha sabır lazım tabii. Yine de buna rağmen ligde lideriz. İki tane önemli galibiyeti aldık. Niye İzmirli yabancıları, İzmir'de oynamış yabancıları tercih ettik? Tanıdığı yabancıları. Ya Karşıyaka'lı değil bir kere. Jurčić. Jurčić Tuborg. Benim tanıdığım bir yabancı değil. Yani Jurčić'in antrenörlüğünü daha önce yapmadım. Hı hı. Ama Jurčić'in geçen sene İsrail'de gösterdiği performans, özellikle Türkiye'de oynayan Griffith'e ve diğer pivotlara karşı gösterdiği performans. Griffith'e esasında geçen sene en zorlayan oyunculardan biriydi. Onun için onu tercih ettik ve Bosman olması nedeniyle tercih ettik. Robinson da İbrahim'in eksikliğinden dolayı bulunabilecek skorer oyuncular çok var fakat karakter ve şahsiyetlerini bilmediğin için skorerlerin çoğu çeşitli saplantılı olan oyuncular. Özellikle doğru, Amerikalılar doğru. Buraya gelip bize değişik problemler yaratıp çözemez durumda kalmayalım diye tanıdığımız oyuncu olduğumuz için getirdik. Evet, çok güzel cevaplar verdi tabii. Açık açık. Şimdi bir telefonumuz daha varmış. Hemen onu alalım. Alo. Erdal Sayın Edirne'den. Merhaba Erdal. Merhaba Murat abi. Nasılsın? İyiyim Murat abi, sen nasılsın? Kaç yaşındasın Erdal? 16. 16 peki. Benim sorum Murat abi, bu seneki basketbol maçlarında özellikle Efes maçında şifre girilmeyecek demişti. Melih abi şifre girilmeyecek demişti. Ama Tofaş maçında yine şifre girildi. Asist programına bu haftakine yine girildi ve girilmeye devam edilecek mi? Maçlara. Asist için mi? Asist benim bildiğim bu sene şifreli tabii, olacak. Şifreli olacak. Nedeni? Şimdi bazı basketbol maçlarımızı da Erdal şifreli vereceğiz ama Tofaş maçında galiba bir şifreli olmuş, bir şifresiz olmuş. Yani öyle bir şeyimiz yok. Teknik bir hataydı o. Çünkü hemen ardından Fenerbahçe maçı şifreli olacağı için orada bir sorun yaşanmış ama bazı maçları şifreli vermeye başlayacağız. Çünkü artık basketbol takımlarında Bursa'dan dönüyoruz. Herkes bize niye Tofaş Bodiroga gibi bir oyuncu almıyor diye kaç kişi sordu. Evet. Kaç kişi sordu? Şimdi takımlarımızın da işte Galatasaray, işte Fenerbahçe teknik adamları artık bir gelir sağlamaları lazım. Evet. Şimdi sevgili basketbol severler, sadece Erdal'a değil tüm sevgili basketbol severlere izah etmek istiyoruz. İspanya'daki, Yunanistan'daki ve diğer ülkelerde, İtalya'daki televizyon gelirlerinin çok önemli bir pay olduğunu, forma gelirleri, tribün gelirlerinin önemli bir pay olduğunu, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş neden yok diyoruz? Galatasaraylı ve Fenerbahçeli, Beşiktaşlı yöneticilere yükleniyoruz. Ancak tribün, forma ve aynı zamanda şöyle hatırı sayılır, dişe dokunur bir televizyon geliri olsa bugün Tofaş, Ülker ve Efes Pilsen'le başa baş oynayan bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı yaratabiliriz. Onun için şifreye gireceğiz ve herkes bu şifrelere yavaş yavaş alışacak. Gireceğiz ama tabii. Sine 5 basketbola yatırım yapıyor. Tabii. Bu sene 6 tane takımla anlaştı ve bu Avrupa Ligi'nde oynayan 3 takımın bir kere bütün maçlarını verecek. Şimdi, ve öbür takımların da mümkün olduğu kadar, çünkü bir de bazen maçlar aynı zamanda oynanıyor, çakışıyor. Tabii. Büyük yatırım yapıyor Sine 5 basketbola. Yıllardır bir yatırım yapıyor. Bu sene daha da büyüttü. Tabii. Bunun sonunda bizim dileğimiz basketbol dekoder satacak duruma gelir de sadece Fenerbahçe, Galatasaray değil, Tofaş'ta 1 milyon dolarlık bir yabancı yerine Bodiroga gibi 2,5-3 milyon dolarlık en üst seviye bir yabancı alabilsin. Siz de biz de daha iyi basketbol izlemek istiyoruz. Takımlarımızın galibiyetlerini anlatmak istiyoruz. Mamiş Türkçe bilmiyor değil mi? Mesela Mamiç'ten herkes şikayetçi, ben bile şikayetçiyim. Diyorum ki Mamiç iyi bir insan olabilir ama bana göre Galatasaray'daki oyuncu o değil. Diğer iki yabancıya nazaran o gitsin yerine gelsin. Zaten mevcut ekonomik kriz nedeniyle, halbuki evet. Yarın öbür gün bu şifreli yayınlar nedeniyle basketbolun gerçek bir sınavı bu. Bu sınavda şu anda bakalım asist programı şifreli verilecek. Bazı televizyon, bazı canlı yayınlar verilecek ve gelecekte bakalım bunlar nereye kadar gidecek. Ve basketbolun gerçek gücü çıkacak. Şunu da eklemek istiyorum. Hakikaten basketbol severlerin yaşları da genç olduğu için Sine 5 yönetimi özellikle çok düşük ve herkesin alabileceği rakamlarda duruyor.
Ondan yani Sadece daha iyi basketbol seyretmek istiyoruz hepimiz. Biz daha iyi basketbol anlatmak istiyoruz. Siz daha iyi oyuncuları değil mi? Şimdi yönetmek sen istiyorsunuz. Normal olarak sinemaya gidemiyorsunuz. Eve gidiyorsunuz. Ben inanıyorum ki Sine 5 sayesinde bir kere en taze filmleri, en vizyon filmleri reklamsız mesela filme başlıyorsunuz ve bitiyor. Ben şimdi bazı filmlerde seyrederken bakıyorum araya bir sürü reklamlar giriyor. Halbuki Sine 5'te böyle bir şey yok. Baştan sona film bitiyor. Hiç olmazsa konsantrasyonun bozulmuyor. Film seyrediyorsun. Her türlü olay var. Space Jam var. Bunun dışında basketbol var, futbol var. Bence Sine 5 bu işlere şimdi bu arada Tofaş maçı da biliyorsunuz. Yarıda kaldı. Fenerbahçe maçına bağlanma mecburiyeti olmuştu. O maçın arkadaşlar son dakikalarına ilgili görüntüler ekrana gelmemişti daha önce hazırladı. Onu bir izleyelim. Telefonlarımızı biraz bekleteceğiz ama bu konuda da çok telefon geliyormuş. Tofaş, Panathinaikos maçının son birkaç dakikasını izleyelim. Tekrar birlikte olacağız. Siz de görmemiştiniz. Görürsünüz. Zaten bir yorum da getirmek istiyorum. Evet, maçın hakemleri Hırvat, Danko Radic ve Yugoslav Klivoje Jovčić, ilk hücum Panathinaikos'tan. Kalitsis, Rodgers var karşısında, Bodiroga, Dejan Bodiroga. Birçok uzmana göre Avrupa'nın en iyi oyuncusu. David Rivers kendisini savunuyor. Kalitsis kendisine pozisyon yarattı, atışı başarılı. Kalaitsis'in basketiyle 2-0 öne geçiyor Panathinaikos takımı. David Rivers ve Tofaş hücumu. Asim Pars, Rimac, Rodgers ve Rashad Griffith beşiyle başladı. Tofaş, Rashad Griffith, Steven Rodgers, tekrar Rashad Griffith. Rebreche var arkasında. Rimac, 3 sayılık atış Rimac'tan. Başarılı değil. Müsait pozisyondaydı, atışı değerlendiremedi. Burke savunma reboundını alıyor. Odet Kataş, 9-7 üstünlüğü devam ediyor Tofaş'ın. Rivers'ın müdahalesi ve top Rivers'da kalıyor. 3'e 2 gidiyoruz. David Rivers, mükemmel bir hareket. David Rivers. Şeytan aldı götürdü, alamadan götürdü. Topu kaybetti Rivers. Öyle bir şey olmaz. 11-7. Burke, Odet Kataş, Bodiroga. Odet Kataş, ikili sıkıştırma, Rebreche, atışı başarılı Rebreche, eli çok düzgün bir uzun oyuncu, Koh'un baskısı var, 10 saniye, rematch, çok zor pozisyonda, atışı başarılı değil, Koh savunma reboundını aldı, uzun bir pas, Rodgers araya giriyor ve top dışarı çıkıyor, 1.4 saniye kala. Bodiroga 3 sayılık atış, başarılı değil ve ilk yarı sona eriyor. Mehmet Okur hava atışını kazandı. Steven Rodgers, David Rivers. İkinci yarıda ilk hücum Tofaş'tan gelecek. Rematch. Mehmet Okur. David Rivers. Pota altı. Rashad Griffith topu yakalayamadı. Bodiroga, Kataş. İki kişinin arasından sıyrılmaya çalışıyor. Rebreche. Rebreche'nin atışı 44-42. Panathinaikos öne geçiyor. Rodgers, Steven Rodgers, Rashad Griffith. Şimdi teke tek kaldı. Yardım ters taraftan dön Rashad. Rashad Griffith ve basket. Rashad Griffith'in basketi farkı bir sayıya indiriyor. Ve 13 dakika geride kaldı. 15 saniye var. 30 saniyenin dolmasına. Mehmet Okur. Steven Rodgers. Rodgers pozisyonu zorladı. Atışı başarılı değil. Rebound mücadelesi kalayitsiz. Bodiroga, Bodiroga, Koh bomboş durumda ve basket geliyor. Farkı da 5 sayıya çıkarıyorlar. Rodgers'ın orada nasıl oluyor ki 3 kişinin arasına dalıp da öyle oralardan turnike atmaya çalışıyor. Evet, buradan da görüyoruz. Refes'e bağırıyor. David Rivers, rematch. 3 dakika 35 saniye var. Maçın bitimine rematch pozisyonu zorladı. Atışı başarılı. Slaven Rimac'ın basketi farkı tekrar 3 sayıya indirdik. 7. sayısı bu Rimac'ın. 3 dakika 20 saniye var maçın bitimine. Georgios Kalaitsis. Koh. Rodgers. Koh. Kalaitsis. Bodiroga. Alan savunması var Tofaş'ta. Koh. Kalaitsis, 6 saniye kaldı, 30 saniyenin dolmasına. Rebreche, Rebreche'nin atışı başarılı değil. Rashad Griffith,
Dördüncü faalini yapıyor ve iki serbest atış kullanacak. Ve Breccia 2 dakika 55 saniye kaldı maçın bitimine, 58-55. Panathinaikos'un üstünlüğü var. Murat Konuk, Rashad Griffith ve David Rivers'ın faal sayısı 4, İsmet Badem. Evet, gerçekten savunmada muhteşemdik. Çalınan hakem düdükleriyle fazla konuşmak istemiyorum. Her zaman için bunlar çalınabilir ama biz savunmamızı böylesine Avrupa'nın üst düzeydeki bir takımı şu ana kadar 59 sayı da tuttuk. Çok çok iyi. 2 dakika 54 saniye kaldı. Şimdi işte şimdi biraz daha iyi oynamamız lazım. Griffith'le hücumda. Griffith'le biraz daha hücumda iyi pas çevirmemiz lazım. David Rivers ikili sıkıştırma geldi. David Rivers pozisyonu zorladı. Atışı başladı. İşte Rashad Griffith tamamladı. Farkı 2 sayıya indiriyoruz. 59-57. Evet. Rashad Griffith. Kendi sağ omzundan. Yapma. Evet, topu kaptırıyor Bodiroga. Bodiroga pozisyonu zorladı. Bodiroga'nın basketi 61-57. Çok kritik bir top kaybı. Bodiroga'nın da 22. sayısı bu. David Rivers. Her zaman söylüyorum, Rashad Griffith bir veya iki tane dribbling yapmalı. Rivers'ın atışı, top dışarı çıkıyor. 1 dakika 31 saniye var. Maçın bitimine 61-57. Bodiroga. David Rivers var karşısında. Bodiroga. Rivers'dan sıyrıldı. Atışı başarılı değil ve faul. Rematch faali yapan oyuncu. Bugüne kadar Avrupa Kupası Saporta'da 46 kere maç oynamış Topaş. 25 galibiyet, 21 mağlubiyet, 3604 sayı atmış, 3469 sayı yemiş, avarajı 135. Kolaç Kupası'nda 50 maç oynamış, 26 galibiyet, 24 mağlubiyet, 3842 attığı sayı, 3885 yediği sayı. Topaş'ın 2 maç oynadığı Euroleague'de ikisi de galibiyet. Evet, şimdi hızla ortadan girmesi lazım. 63-57, evet. 2 sayıyı da, 2 atışı da sayıya çevirdi Rebreca. David Rivers, Mehmet. Okur. 3 sayıda Mehmet. Mehmet'ten başarılı değil. Kalaitsis savunma reboundını aldı. Son 53 saniye Bodiroga. Taktik foul'ü yapıp diyor. Koh, Rebreca, Bodiroga, Kalaitsis. Şimdi Kalaitsis'e yapın Bodiroga'nın yüzdesi. Bodiroga, son 40 saniyenin içindeyiz. Koh. 8 saniye kaldı, 30 saniye süresinde olmasına. Kalaitsis 4 saniye var. Kalaitsis topu dışarı çıkardı. Koh 3 sayılık atış. Koh. Mehmet Okur savunma reboundını alıyor. David Rivers, Koh'tan top dışarı çıkıyor. Rematch topu oyuna sokacak. Rashad Griffith tekrar rematch. Son 20 saniyenin içindeyiz. David Rivers pozisyonu zorluyor. Atışı başarılı değil. Mehmet Okur hücum reboundını aldı. Atışı başarılı değil. Rashad Griffith tamamlıyor. 63-59, 11.8 saniye ve Rogers bir taktik faul yapıyor. İkinci serbest atışı kaçırıyor. Mehmet Okur savunma reboundını aldı. Evet, çabucak üçlük. Rogers. Çabucak üçlük. 3 sayılık atış Rogers'dan çabucak başarılı üçlük. Değil. Mehmet Okur. Mehmet'in atışı başarılı değil. Rebreca ve maç sona eriyor. Evet sevgili basketbol severler, Panathinaikos Tofaş'ı Bursa'da 64-59 yenmeyi başarıyor. I like assist very much. Basketbol sine 5'te izlenir. Evet. Şimdi vaktimiz azalıyor, telefonlar çok ama bunu da hafta içinde çok istek geldi, gösterme mecburiyetindeydik. Birer telefon daha alalım, sizleri bir kez daha çağıracağız çünkü her sezon ilk program böyle oluyor. Tabii. Güzel birer Avrupa galibiyetinden sonra olur mu Halil? Zekre. Hep galibiyetten sonra. Hep galibiyet. Burada bulunma sebebimiz zaten Fenerbahçelileri ve Galatasaray'ı aydınlatmak bu seneyle ilgili. Nasıl soru istiyorlarsa. İşte şimdi bakalım birer tane alacağız. Evet. İyi günler. Alo. Alo. Ferhat Ataş, İstanbul. Evet Ferhat, hemen sorunu alalım. Benim sorum Murat Didin'e. Sorum şu. Galatasaray basket takımında bunu Maydanoz Kolejler maçında gördük.
fark açıldıktan sonra yani hemen hemen maçı garantiledikten sonra bir yumuşama alıyor. Böylece fark kapanıyor. Bu ileride yenilgiyi de getirebilir. Bu konuda ne gibi önlemler aldılar? Ferhat çok sağ ol. Ferhat kaç yaşındasın? 14. 14. Peki. İleride iyi bir antrenör olacak. Hadi bakayım şu Ferhat'cığım. Ferhat'cığım sana teşekkür ediyorum. Soyunma odasında benim söylediklerimi söylüyorsun yani. Ama tabii basketbol takımları zaten fevkalade hiç hatasız olsa o zaman zaten çalışmaya koçluğa gerek kalmaz. Yani biz mesela bir Aris maçı kazandık yurt dışında. 39-6 başladık maça. Oradan sonra 15'inde yine 30 oldu. Hiç kapanmadı. Hı-hı. Bizim takımımız bir sürü mesela Zalgiris maçı sen izledin. 15 oldu hep 15 gitti kapanmadı. Ama bazen de işte oyuncu maalesef rehavete gidebiliyor. Bu yani her zaman olabiliyor. Söylediği mutlaka çok doğru bir teşhis. Beni de zaten maçtan sonra çok üzdü. Yeni maçta da söyledim. Onun için oyuncularımızla konuştuk. Ne yaptık? Bütün hafta daha çok savunmak çalıştık. O maydanoz koşu maçındaki savunma hatalarını konuştuk. Yapmam. Ama evet bu tip yani çok değerli gerçekten genç izleyicileri mutlu eden bir Galatasaray geliyor. Özellikle yarın kız takımla arka arkaya oynuyoruz. Onlar galiba 3'te biz 5'te. Valla bence ilk maçımız bu Dolor'un söyleyişi. Dolor diyor ki ilk defa Galatasaray diyor bir sezon açı, opening game, sezon açılışı maçı diyor. 4000 kişiye falan oynandı. Peki, İlk maçımız bu sefer herhalde daha da artacak İsrail'de bence. İsrail'de bir olay yaşadık. Şunu minicik anlatsana. Gelir bakımından. Valla biletler tabii şimdi yine belki Sine 5 yayınıyla ilgili. Deminden beri yayın kapandı hep beraber konuşuyoruz. Yani şimdi insanlar ben de istiyorum tabii bedava seyredelim. Evimize gidelim açalım her şeyi seyredelim. Tamam bu güzel bir şey ama bizler iyi bir şey vermek için yani bizden iyi vermesi lazım. Koçların, oyuncuların iyi bir hizmet vermesi lazım. Sizlerin basketbolu iyi program vermeniz lazım. İyi işler seyretmek için de buraya çok önemli bir müzikal gelince bedava gidemiyorsun. Salvador Dali'nin şeyi var, resim sergisi var. 1 milyon liraya bastırıp için öyle girebiliyorsun. Tamam onun için de bence yani bizler de biraz fedakarlık yaparak iyi işleri izlemek için bugün nasıl 50 dolar, 25 dolarsa İsrail'de, Yunanistan'da bir maça giriş. 2 günde 400 bin dolar kazandılar orada. Biz de burada yani artık biraz ona da zaman ayırmak zorundayız. İyi bir filmin galasına giderken para veriyorsun yani. Keşke hiç vermesek. Çünkü biz belki böyle inanılmaz böyle hani çok üst standartları kazanan bir ülke değiliz genelde baktığın anda. Ama bu işlerin de dönmesi için işte bodyrogalar şunlar bunları almak için de kazancı da ihtiyaç var. O zaman televizyonların kazancı ihtiyacı var. Onun için de bence iyi işler izlemenin ufak bir bedeli olacak. Ona da katlanmak zorundayız gibi geliyor. Evet. Şimdi bir soru da Halil Üner'e alalım. Çünkü çok kısa oldu bu hakikaten. Ama bak Halil söz ver bekliyoruz Murat. Tamam mı? Yani çünkü her sezonun ilk programı böyle oluyor. Evet, telefonumuz hazır. Cemil Acıoğlu. Evet Cemil, hemen sorunu alalım. Alo, iyi günler. İyi günler, hemen alalım. Hepinize selam söylüyorum. Sorum Halil Üner'e. Acaba kendisi Fenerbahçe kulübü, yani basketbol takımını yeterli buluyor mu? Yeterli buluyorsa niye geçen seneki yedekler ilk 5'te başlıyor? Evet. Tamam Cemil, teşekkür ederiz. Yani şimdi Halil soru istiyordu. para önemli tabii ama şimdi onun tabii, ağzından dinleyelim. Bütçeler tabii önemli. Bütçeler önemli ama geçen seneki yedeklerin ilk 5 başlaması Mustafa abiyle Tatu kastediyor kardeşimiz herhalde. Mustafa abi geçen sene ilk 5 birçok maçta başladı. Tatu da başladı. Ve ikisi de Türk basketbolunda çok önemli yerler alacak insanlar. Bir zamanlar Hüseyin Beşok da yedekti. Orhun Ene de yedekti. Sonra ilk 5 başlıyordu. Yani bu çocuklara camia kulüpleri şans vermezlerse müesse kulüpleriyle baş etme şansları hiçbir zaman olmayacak. Yani bizim tutacağımız yol birkaç tane İbrahim yetiştirmek. Ve bunlara şans vererek ancak zaten İbrahimler olacak, Orhunlar olacak. Tatu muazzam bu sene. Ve Mustafa abi de Tatu da bu sene oynanacak maçlarda çok çok güvendiğim oyuncular. Geçen sene ki bizim kadromuzun içinde bulunan en az oyuncular kadar güveniyorum onlara. Tatu kaç kilo verdi? 17 kilo verdi. 17 kilo verdi. Ve bu arada şunu söylemek lazım. Bizim kadromuz Serdar Apaydın'la Tamer askere gittiler. Zaten ben genelkurmay başkanı değilim. Kulüp başkanımızın öyle bir etkisi yok askere göndermeme gibi. Mecburen gittiler. İbrahim Kutlay da para için bu takımdan ayrıldı gitti. Onun için geriye Tabak ve George Gilmore kalıyor değişen oyuncular. Tabak Indiana Pacers'a gitti. Hem evet yani 3,5 milyon dolara mı ne öyle bir şey? Tabak'ın 1 milyon 400 bin dolar, 1 milyon 500 bin dolarlık senelik ücreti. Türkiye'nin bu şartlarında bir de vergiyi düşünürsek 2-2,5 milyon dolara geliyor ki kulüp takımlarının müessese takımlarla bu yolla baş etmesi imkansız. Mümkün değil. Evet. Gürçiş de ilerleyen günlerde Tabağ'ın yaptığı görevi %100 yapacak. Yani biz elimizden geldiği kadar 2,5 aydır günde 3 idman yaparak bu kadroyu
geçen seneki derecesine ulaştırmaya çalışıyoruz. Daha da yukarıya çıkartmaya çalışacağız. Yani Fenerbahçe seyircisi moralini bozmasın diyor Halil Yüner. Ve bize destek olsun. Ve destek olsun. Aynı şey Murat Didin ve Galatasaray için geçerli. Çok teşekkür ediyoruz ikinize de. Ayağınıza sağlık. İkinize de bol şans. Bol şans ve ikinize de. Sağ olun. Sevgili basketbol severler, sezonun ilk asisti hatalarımız olmuştur. Sezonun ilk asistleri genelde biraz böyle oluyor. Haftaya tekrar asiste buluşmak üzere. Murat Didin ve Halil Yüner'e tekrar teşekkür ediyorum ve her zaman olduğu gibi son sözü İsmet Badem'e bırakıyorum. Sevgili basketbol severler, biliyorum ki asiste çok özlemiştiniz. Biz de sizi çok özlemiştik. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden basketbol sevgisi eksik olmasın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Türk işte. Tamam.